burada olduğunuza göre başlıktan etkilendiniz demektir. Güzel bir beyti yapacağız. Yapması çok kolay bir tariftir. Öncelikle şöyle tezgahın üstüne bir tane yufkayı açarak işe başlayacaksınız. İkiye katladıktan sonra bir tur daha katlıyoruz. Çeyrek daire bir yufka elde etmiş oluyoruz. Şimdi bundan sonrası fırında pişireceğiniz kapla alakalı. Ben bu tarifte Paşabahçe Borcam nonstick fırın kabımı kullanıyorum. Naz, sana bir sorum var. Krem rengini mi kullanmamı tercih edersin, siyahı mı? Ben siyahı tercih ederim. Berşan sen? Ben açıklayayım. Tamam, o zaman siyahla devam ediyoruz. Nonstickinizi bunun üstüne koyuyorsunuz, tamam mı? Benim kullandığım Paşabahçe Borcam nonstick fırın kabı 25 santim çapında. Bunun karesi var, böyle biraz daha yüksek gibi, tencere gibi olanı var. Farklı farklı boyutlarda var. Ben 25 santimde çalışıyorum. İlk yapacağım şey bunun etrafından bıçakla bir kontür çizmek. Tabandan yaklaşık bir parmak, belki birazcık daha fazla genişlik olacak vaziyette bıçağımla etrafından tam bir daire kesiyorum. 4 tane yufkayı. Aslına bakarsanız tek yufka çalışıyoruz ama böyle çaprazlama bir kat yaptığımız için açtığımızda 4 kat yufka elde etmiş olacağız. Şu fazla parçalar hafif yağlarsınız. Bunun üzerine baharat serersiniz böyle güzelce. 10 numara 5 yıldız cips olur fırında pişerken. Şimdi burada tek bir tane yufkadan elde ettiğimiz aslında 4 katımız var. Şunu şöyle kenara doğru alayım ve bıçağımla bunun kesme işlemini yapayım. Sonra diğer tarafa toplam 8 parça üçgen çıkartacağım bunda. Yufka hazır. Bir de bunun iç harcını yani köftesini yapmak için küçük bir hazırlığımız var. Ben köftesini yaparken farklı 3 tip kıymayı kullanıyorum. Siz tek tipten de yapabilirsiniz. Ama daha böyle değişik ve lezzetli olsun istiyorsanız dana, tavuk, kuzu kıymayı ekliyorum. Üzerine galeta unu, tuz, karabiber, 1 adet yumurta, rendelenmiş soğan ve Antep fıstığını ekliyorum. Son olarak da işin içine bir parça kimyon giriyor. Kimyonu da ekledikten sonra her şeyi güzelce yoğuracağız. Köfte harcını yoğurdum. Birazcık şurada dinlensin. Ellerimi de yıkadım. Şimdi devam ediyorum. Bu Paşabahçe nonstick'lerle çalışmanın en büyük avantajlarından bir tanesi altını herhangi bir şekilde yağlama ihtiyacı duymuyor olmanız. Normalde başka bir kapla çalışıyor olsam kesin altını yağlarım yapışır mapışır diye ama bunda öyle bir dert tasa yok. Sadece bu yufkaların ara katlarını birazcık böyle daha çıtır çıtır olsun diye yağlayacağım. Yufkanın kenarından birazcık böyle dışarıya doğru yani nonstick'in kenarına doğru yüksek gelecek vaziyette koymaya başlıyorum. Hepsini bir taban olarak dizeceğim yan yana. İlk katı güzelce serdim. Bundan sonra aralarını yani yufkaların aralarını biraz daha çıtır olsun diye yağlamam lazım. Burada bir parçacık ayçiçek yağı var. Üzerine azıcık su ekliyorum. Bir fırçayla şöyle üstüne gezdirip ikinci, üçüncü ve dördüncü katlar içinde aynı işlemi tekrar ediyorum. 4 katı serme işleminin sonunda en üstte de ayçiçek yağı ve su karışımını gezdirmeniz lazım. Bu işlemleri de yaptıktan sonra artık kıymalı harca geçebiliriz. Şimdi Paşabahçe nonstick'in çapı 25 santimdi. Onu böyle etrafında dönecek vaziyette unutmayın. Çap 25 ise 25 santimden daha uzun açmanız lazım etrafını döndürmesi için. Beyti'yi ince uzun olacakmış vaziyette elimizle hafif yoğura yoğura uzatıyoruz tezgahın üstünde. İşiniz kolay olsun. İsterseniz böyle alın iki taraftan. İyice yuvarlayın, birleştirin. Ondan sonra da direkt olarak içerisine hoppadanak transfer edin. Köşelerine doğru güzelce yerleştirdiniz. Bu iç kısımda var olan şu küçük yaprakları da alıp geriye doğru yapıştırıyorsunuz. Son olarak da şöyle üstlerine yumurta sarısı sürüyorum. Arkasından gidiyoruz 180 dereceye ısıtılmış fırına beytimizi atıyoruz. Bu fırında pişen beytiye şöyle ortası böyle boşluk ya hafif bir sumaklı soğan çok yakışır. İsterseniz maydanoz vesaire de ama sumaklı soğan bu işin raconundandır. İnce ince doğradığınız bir ya da iki tane kuru soğan birazcık sumakla çok değil ama birazcık ovun. Çok ovduğunuz zaman çünkü fazlaca soğan suyunu kaçırmaya başlıyor. Bir parçacık ovdunuz mu bu iş tamam. Soğanımız hazır. Fırındaki arkadaş hazır. Bakınız. Maşallah. Nar gibi kızardı. 10 numara 5 yıldız vaziyette alıp sofraya getiriyorsunuz. Bak. Gördüğünüz gibi Paşabahçe nonstick'le hiç yapışmadı ve son derece güzel oynuyor. Bunun ortasına şöyle soğanını bolca koyuyorum. Sonra da direkt bu şekilde servis ediyorum.
Mükemmel bir tarif, mükemmel bir lezzet. Kenarları çıtırlaştı. Üst taraf 10 numara 5 yıldız oldu. Bunu böyle sofraya getireceksiniz. Başka da hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Hepsi burada, YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalında. Bence bu tarifi yapmalısınız. Gel misin Berşen? Gelsin.